Merhaba değerli dostlarım. Gececi Tayfa nasılsınız bakalım? Bu akşamcı Gececi Tayfa'ya özel şöyle kısa kısa edebiyat serisinde yer alacak olan tiyatro türlerini anlatayım dedim. Daha önce göstermeye bağlı edeyim metinler diye videolar yaptım. Burada sadece şu trajedi, komedi, dram bu üç konuyu ele alacağız ve değerlendireceğiz dostlarım. Haydi hazırsanız başlayalım. Şimdi Metinlerin sınıflandırılması ile ilgili şu tablo malumunuz. Daha önce de e, videolarda bahsetmiştik sanatsal metinler, öğretici metinler, işte göstermeye bağlı metinler de sanatsal metinlerin içinde olay çevresine gelişen metinlerin içerisinde yer alır. Biz buradan tiyatronun eski biçimlerine, gerçi dram yenidir ama trajedi ve komedi eski biçim olur. E, bunları değerlendireceğiz, bakacağız. Haydi başlayalım. Trajedi. Diğer bir adı tragedia. Keçi şarkısı demektir dostlar. Keçi derisi, keçi şarkısı demektir. Eskiden milattan önceki dönemlerde dinsel ayinlerde bu dinsel ayinleri yöneten kişiler keçi derisinden yapılan kıyafetler giyiyordu. İşte bu trajedi dediğimiz oyun da aslında o dinsel törenlerden gelir. Tragedia sözcüğü de giydikleri kıyafetten geliyor. Yaşamın acıklı yönlerini kendine özgü kurallarla Başka bir kalem alayım mı? Biraz vaktinizi alacağım ama bu kalem biraz tombul geldi elime sığmadı. Şunu alalım. Evet. Baştan alıyorum. Yaşamın acıklı yönlerini kendine özgü kurallarla sahnede yansıtmak, ahlak ve erdem örneği göstermek için bu da yazmadı. <laughs> Yazılmış manzum şiir şeklinde olan tiyatro eserlerine trajedi ya da tragedya denir. Trajedinin kökeni biraz önce anlattım. Milattan önceye dayanır ancak 17. yüzyıl Fransız klasik sanatçıları tarafından kesin kurallara bağlanmıştır. Nedir o kurallar? Bir kere trajedi en eski tiyatro türüdür. Manzumdur yani şiir biçimindedir. Konular ya tarihten ya mitolojiden alınır. Kahramanları seçkin, soylu kişiler, tanrı, tanrıçalar, böyle sıradan insanları görmezsiniz orada. Yüksek bir dil kullanılır. Böyle argo, kötü, bayağı sözler kesinlikle yoktur. Kötü ve korkunç olaylar sahnede gösterilmez. Bu olaylar sahne arkasında olup biter ve koro'dan anlarız neler olup bittiğini. Kahramanların yaşamında Aman huzurumuz kaçmasın Ali Rıza Bey <laughs> tarzında bir durum vardır. Yani mutlu ve güzel bir yaşamdan kötü bir duruma düşüş anlatılır hep. Böylece seyirciye ahlak ve erdem dersi verilir. Trajitlerde koro önemli bir yer tutar. Kötülükleri yeren, iyilikleri öven koro kentin ihtiyarlarından ya da kadınlarından oluşuyor perde yoktur. Beş bölümden oluşur. Yunan trajedisinin bölümlerine dostlar unutmuyoruz. Epizot adı verilir. Bölüm geçişini koro söylediği şarkılarla sağlar. Üç birlik denilen bir kural vardır dostlar. Yer, zaman ve olay birliği diyoruz biz buna. Bu kurala göre tek bir olay anı aynı mekanda 24 saati geçmeyecek bir zaman diliminde gösterilir. Gelelim komedi türüne. Komedi Değerli dostlarım, komos sözcüğünden gelir. Komos nedir? E, bu eski Yunan'da, değerli dostlarım, e, bir dini e, bayram olarak düşünelim. E, senenin belli dönemlerinde insanlar böyle e, eğlence... ...karışımı bazı dini bayramlar yaparlarmış milattan önce. Ve bu bayramlarda sınırsız alkol ve midye... <laughs> ...söz midye yok tabi onu ben salladım. Sınırsız alkol, <laughs> alkolün verdiği yetkiye dayanarak... ...bunlar sokakta böyle bir e, alay oluşturup... ...en önde filütlü bir adam, arkada insanlar... ...böyle çeşitli hareketler yaparlarmış, eğlenirlermiş. İşte o alayın adı komostur. Komedi sözcüğü de oradan gelir dostlar. İnsanları güldürerek, eğlendirerek, düşündürmeyi ve eğitmeyi amaçlayan tiyatro türüne komedya, komedi diyoruz. Komedya bireysel ve toplumsal aksaklıkları sergilerken güldürmeyi ve düşündürmeyi amaçlar. Komediler olayların ve kişilerin gülünç yanlarını ortaya koyar. Asıl amaç insanları güldürürken eğitmektir. Manzum olarak yazılır tıpkı trajedi gibi ama 17. yüzyıldan sonra düz yazıya geçmiştir. Yani nesil biçiminde tiyatrolarda vardır. Konusunu günlük hayattan, ve sıradan insanların başına gelebilecek olaylardan alır. Bakın trajedi de bu noktada ayrılıyor. Dil ve anlatımda trajedinin aksine soyluluk aranmaz. Her türlü söz, küfür, kıyamet her şey komedi türünde mevcuttur dostlarım. Vurma, yaralama, kana kıtma gibi kötü sahneler seyircinin gözü önünde canlandırılır. Diyalog ve koro bölümleri vardır. Bunlar trajediyle ortak. Üç birlik kuralına uyulur, trajediyle ortak. Komediler beş bölümden oluşur, trajediyle ortak. Eser ara vermeden oynanır. Birazdan bununla ilgili çok güzel taktikler vereceğim size. Yunan ve Latin edebiyatına baktığımızda Aristophanes, Menendros çok önemli. Fransız edebiyatından Molière, Rus edebiyatından Gogol, İngiliz edebiyatından Ben Jonson tiyatro türünün önemli isimleridir dostlar. Evet gelelim dram türüne. Şimdi komedi ve trajedi oldukça eski bir türdür dostlar. Milattan önceye dayanır, dinsel ayinlere dayanır. Oysa dram çok yeni bir türdür. Yani ikisinin yanında bebek kalır dram. 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir tür. Yaşamın hem komik hem de acıklı olayları günlük hayatta olduğu gibi iç içe anlatılan tiyatro türüne biz dram diyoruz. Yani dram komedi ve trajedinin karma şeklidir ama temelde değerli dostlarım trajediye tepkidir. 19. yüzyılda ortaya çıkmış. Dram türü çıkış tarihine göre Burjuva dramı 18. yüzyıl, romantik dram 19. yüzyıl, çağdaş dram yani günümüz olarak üçe ayrılır. Burjuva dramı bizi ilgilendirmiyor. Biz fukaraları ilgilendiren romantik dram. Ona bakacağız daha çok. Romantik dram türünün kurallarını belirleyen isim Victor Hugo'dur dostlar. Cromwell adlı eserinin ön sözünde dramı anlatır da anlatır. Ama özetle şöyle söyleyebiliriz. Dramın özelliği gerçektir. Gerçek yaratılışta yaşamda olduğu gibi dramda da karşılaşılan iki tipin yüce ile gülüncün birleşmesinden doğar. Doğada olan her şey sanatta da vardır. Yani hayat hem komik hem acıklı olaylardan meydana geliyor. Dolayısıyla bunların ikisini birlikte ele almalıyız diyor dram sanatçıları. Özellikle de Victor Hugo Dram türü komedi ve trajedinin karma şeklidir. Bunu söyledik ama temelde trajediye tepkidir unutmayalım. Komediyle ortak noktaları var da trajediyle pek yok. Romantizm akımının etkisiyle ortaya çıkmıştır. Konular günlük hayattan veya tarihten alınabilir. Acıklı konular, komik olaylar bir aradadır. Soylu insanlarla sıradan insanları bir arada görebiliriz. Şiir düz yazı karışıktır. Her türlü olay seyircinin göz önünde canlandırılır. Perde sayısı sınırsızdır komedi ve trajediden ayrılıyor bakın. Yalın anlaşılır bir dili var. Üç birlik kuralına uymak gibi bir zorunluluk yok. Dram türünün temsilcileri Shakespeare, Victor Hugo, Schiller, Goethe gibi isimler yani özellikle romantik sanatçılar. Ölçütler. Bazı ölçütlerimiz var. Mesela konu seçimi. Trajedide tarih veya mitoloji, komedide güncel konular, dram ikisi bir arada. Kahraman seçimi, soylu yüksek zümre, sıradan insanlar ikisi bir arada. Kötü sahneler gösterilmez, gösterilir, gösterilir. Dram komediyle ortak nokta taşıyabilir ama trajediyle asla. Üç birlik kuralı var, var, yok efendim. Perde sayısı 5, 5, sınırsız. Dil ve üslup ağır ve özenli, sade ve savruk, sade halk dili ama savruk değildir, dramın dili güzeldir. Manzum mu mensur mu? Trajedi hep manzumdu yani şiir biçimindeydi. Komedi manzumdu. 17. yüzyılda mensure geçti. Dram ise yine ikisi birden diyeceğiz. Evet değerli dostlarım trajedi, komedi, dram özellikleri bunlardır. Umarım videoyu beğendiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın dostlar.